Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Dün asgari ücretin 750 TL arttırılması için görüşmeler devam ediyordu. İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşme yapılmıştı. Onun videosunu eklemiştik. 696 sayılı KK ile kadroya geçen işçileri 17 maddede problemlerini sizlere sunmuştuk. Video bayağı talep gördü. Yaklaşık 10 .000 kişi izledi arkadaşlar. Daha 24 saat geçmeden videoyu izlemenizi öneriyorum. Sorularınız varsa sizin sorularınızı o videonun altına da yazmanızı bekliyorum. 4 TL işçilerin Mart ayı zam farklarını video ulaştırdık arkadaşlar. Video az önce yayına girdi. 696 sayılı KK ile kadroya geçen işçilerin zorunlu emeklilikleriyle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi ne evet, Dilekçe Komisyonu'na Dilekçe fax etkinliği düzenledik arkadaşlar. Video az önce yayına girdi. İzlemenizi öneriyorum. Bomba videolarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. YouTube'un en iyi kamu kanalındasınız. Kanala abone olup bildirim zilini lütfen açın arkadaşlar. Biz büyüyelim, gümbür gümbür gelelim. Haklarınızı gümbür gümbür söke söke alalım diyorum. Tarih sözleşme geldi. Bugünün dördüncü videosu bu oldu. Tarih sözleşme %60 zam geldi arkadaşlar işçiye. Kimden geldi? Hemen ekrana getireyim. Evet Mahmut Aslan konuşuyor. Kendisi de arkadaşlar işçi, işçiymiş burada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Belde Ayşe arasında ve Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmesinde Mahmut Aslan ilginç açıklamalar yaptı. Ben burada 3 yıl işçilik yaptım dedi arkadaşlar. Evet Kocaeli'de Mahmut Aslan 3 yıl işçilik yapmış. Nereden nereye? Toplu sözleşmesini imzalayan, konuşan kişi ve işçiden bu tarafa gelmiş güzel bir hayat hikayesi kendisini kutluyorum arkadaşlar. Sendikal hareket bir yana, hayat hikayesi bir yana. Hakikaten işçilikten sendika başkanla evrilmiş bir hayat hikayesi. Helal olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde 4 Şubat 2021 tarihinde yani bu videoyu yaptığımız an itibariyle dünden itibaren arkadaşlar. Gerçekleştirilen imza törenine Hak iş ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Kocaeli Belediye Başkanı pardon Şube Başkanı İdris Ersoy, Özgüvensen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, Özgüvensen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Belediye Ayşe Genel Müdürü Kemal Yazıcı, üyeler ve basın mensupları ve işçiler katıldı arkadaşlar. Genel Başkan Mahmut Aslan imza töreninde yaptığı konuşmada Kocaeli'nin kendisi adına özel bir yeri olduğunu, Kocaeli'nde 3 yıl işçi olarak çalıştığını açıkladı arkadaşlar. Yıllar sonra Kocaeli'nde bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu açıkladı. Burada yaptığımız toplu sözleşmesi bir numara açıklaması yaptı. Daha önceki toplu sözleşmelerinden en önüne bunu alıyorum dedi arkadaşlar. Acaba Mahmut Aslan burada işçi olarak çalıştığı için işlere ekstra bir kıyak mı geçti arkadaşlar? Daha mı savaştı ne dersiniz? Aslan Hizmeti Sendikası olarak 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile belediyelerimizin kadrolu işçisi olarak görev yapan arkadaşlarımız için imzalamış sözleşmenin içerisinde bu toplu sözleşmesi bir numaradır. Bunu burada ilan ediyorum açıklaması yaptı. Bu aşamaya kolaylıkla gelinmedi. Başkanımız Tahir Büyükadın kararlılığı, şube başkanımızın bu konudaki anlayışı uzun bir müzakere sonucunda bu aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi ile birlikte sizler tarih yazıyorsunuz açıklamasını yaptı arkadaşlar. Kadrolu işçilerle aradaki mesafeyi kapatıyoruz. Uzun ve yorucu süreçleri aşarak bugünlere gelindiğini hatırlatan aslan. Bugünlere gelirken nasıl bir serüven yaşadık, nasıl zorluklar aşarak geldiğimizi unutmayalım. 696 sayılı KHK'nın çıkması hak işin 10 yıllık mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en büyük çalışma hayatı reformu 696 sayılı KHK ile 1 milyona yakın taşeron işçinin kamu işçisi olmasıdır. Bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibidir. Ona buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Açıklaması yaptı. Bugün yaptığımız sözleşmelerle kadrolu işçilerle aradaki mesafeyi kapatarak geliyoruz. Geçiş sürecinin sonunda ilk defa serbest pazarlık masasına oturduk. Açıklaması yaptı. Kocaeli Türkiye Sendikal Hareketinin merkezidir. Serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşme olduğunu belirten Aslan bu sözleşmeyle elde ettiğimiz kazanımların %60'lara varmış olması önemli bir başarıdır. Bu şehir Türkiye Sendikal Hareketi'nin merkezidir. Burada barış içerisinde çatışma olmadan, kavga etmeden, bu şehrin anlayışına uygun demokratik haklarımız sonuna kadar kullanarak masada bir araya gelip sözleşme yapabilmek büyük başarıdır. Bir başka başarımız ise tüm dünyada 200 milyon işçisinin pandemide işsiz kaldığı, böylesi dönemde toplu sözleşmesiyle elde ettiklerimizin zamanında ödenmesi iş güvencemizin sağlanmasıdır açıklaması yaptı. Ülkemizin barışının kardeşliğini bozmak için içeriden dışarıdan operasyonlar yapıldığını iddia eden Aslan, ülkemize, şehrimize, milletimize, devletimize zarar verecek hiçbir unsura fırsat vermememiz gerekiyor. Biz hak işin gücünü Türkiye'nin gücü olarak inanıyoruz. Hak işin başarısını Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz. 12 Eylül darbesine direndik. 28 Şubat postmodern darbesine direndik. 15 Temmuz'daki hainlere karşı direndik. Bundan sonra da ülkemizin barışına, kardeşliğine, birliğine karşı her türlü girişime karşı duracağız açıklaması yapmış. İmza töreninin öncesi kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sizin mutluluğunuzu hissetmek benim için en büyük ödül. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. Bu sözleşmenin sizin mutluluğunuzdan bitmesinden daha anlamlı bir şey yok. Bel belediyelerin amacı vatandaşı mutlu etmektir çalışanı mutlu olmayan bir belediyenin vatandaşı mutlu olabilir mi? Olamaz. Bu yüzden önce siz mutlu olacaksınız ki biz de mutlu olalım açıklaması yaptı. Gel gelelim arkadaşlar imzalanan sözleşmeye bakalım detaylar arkadaşlar. Sendikalar hareket için tarihi bir gün olduğunu belirten Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy. Hepimizin bildiği gibi Kocaeli'miz bir işçi kenti, bir emek kenti, alın terinin yoğunlaştığı bir kent. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile alacağınız bu ücretler ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu sözleşme ile birlikte en düşük ücret olan yaklaşık 2500 işçi arkadaşımız için toplamda %60 oranında zam yapıldı. Gerçekten iyi bir oran arkadaşlar %60 zam. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle en düşük günlük ücret 157, 157 lira 40 kuruşa çıktı arkadaşlar. Evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4900 TL olacakmış arkadaşlar. İyi bir maaş. Neredeyse bir öğretmen maaşı arkadaşlar. Yeni başlayan bir öğretmen maaşı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 4400 lira şu an. O medyada yer alan şeylere inanmayın. Yeni başlayan 911 öğretmen şu an 4400 lira maaş alıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok düşük öğretmen maaşları. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Evli ve bir çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4900 TL oldu. Bir başka örnek verirsek bu sözleşmeden önceki yemiyesi 144 lira olan bir işçi kardeşimizin yine giydirilmiş aylık ücreti 5300 TL'ye çıktı şeklinde açıklama yapıldı arkadaşlar. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli'den bu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa hepinize buradan selamlarımı iletiyorum. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte varız. Sizler için video üretiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. İşçiler adına, kamu işçileri adına, belediye işçileri adına, THP çalışanları adına. Kanala abone olun olun. Gırgır yerine, şamata yerine bilgi ve belge veriyoruz sizlere. Bilgi üretiyoruz sizlere arkadaşlar. Ve ekranda gördüğünüz sağlı sollu iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.